arkadaşlar, yine çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda 48 saat boyunca çiğ beslenmeyi deniyoruz. Farklı beslenme biçimlerini denemeyi sevdiğimi biliyorsunuz. Sosyal medyada et, yumurta gibi hayvansal gıdaları çiğ tüketen insanları görünce bu konu dikkatimi çekti ve tam 48 saat boyunca çiğ beslenmeyi deneme kararı aldım. İlk iş olarak çiğ beslenme hakkında bilgi almak üzere diyetisyenimin yanına gittim. TikTok'ta geçtiğimiz süreçte çiğ beslenen bir kadın çok popüler oldu ve önüne gelen her şeyi yiyordu gerçekten. Et, balık, ne bulduysa yiyordu. Ve açıkçası ben izlerken birazcık mantıklı bulmamıştım. O yüzden size danışmak istiyorum. Yumurtadır, ettir, tavuktur. Asla bunları önermiyorum. Salmonella riski gibi bir sürü hastalık riski getirebilir. Sonrasında bunlarla uğraşmayalım. Peki şiddetli bir kilo kaybı yaşar mıyım sizce? Bunu zaten kilo kaybı amaçlı yapmıyoruz bu diyeti. Daha böyle vücuttan toksinler gitsin, daha enerjimiz yükselsin diye yaptığımız bir aslında beslenme biçimi bizim için. Kilo kaybı 1-2 kilo arasında hedefliyoruz ama aslında. İnsanoğlu ateşi bulmadan önce tüm besinleri çiğ olarak tüketiyordu. Kanserden korunmak için ne yapabiliriz diye düşünen beslenme uzmanları, besinlerdeki faydalı enzimlerin 47 derecenin üzerinde bir ısıya maruz kaldığında yok olduğunu fark etmiş. Bu konuda bazı itirazlar da var. Tam olarak doğruluğu kanıtlanmış bir info değil. Bu yüzden ateşin icat olmadığı zamanlardaki gibi besinleri pişirmeden tüketmenin daha faydalı olduğunu açıklamışlar. Çiğ beslenme akımı da bu şekilde ortaya çıkmış. Pişmiş gıdaların yanında pastörize, fermente ve işlenmiş ürünlerin de bu diyette tüketilmemesi gerekiyor. O zaman bence artık ölçümümüze geçebiliriz. Meryem Can, kas oranın mükemmel. Bu böyle arttıkça yağ oranı artar. Böyle arttıkça da kas oranı artar. Seninki en yüksek maksimum. Sporcu sonucu gibi bir sonuç. Hadi ya. Ay çok mutlu oldum. Diyete başlamadan önce 57.6 kilo çıktım. 2 gün sonra tekrar görüşmek için randevulaştık ve diyetimize başladım. Nida hocamızın yanından çıktık. Sonuçlar çok güzel çıktı bu arada. Aşırı mutlu oldum arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır spora gidiyorum. Yani benden bir spor rutinim videosu gelsin ister misiniz? Belki TikTok'a ya da Instagram'a video yapabilirim. Beni takip edin arkadaşlar. Neyse şimdi benim bir kargom gelmişti. Ve bu kargo bilin bakalım ne oldu? Tabii ki yine gümrüğe takıldı. PTT'den gelen bir kargoydu. O sebeple de şimdi iki telli OSB'ye gidiyoruz. Bizi uzun bir yol bekliyor. Ben de bol bol su içiyorum. Çünkü bugün kahve içemedim. Ben burada gece gizlice kalmak istiyorum. Ve bana ait olan her şeyi buradan almak istiyorum arkadaşlar. Verin lan, kargolarımı verin. Yemeğe çıkmışlar. 25 dakika sonra geleceğim ve her şeyimi alacağım. Güzel. Evet arkadaşlar, günün ilk öğününü yiyeceğim. Kendime güzel bir salata söyledim. Kinoa salatası söyledim. Bu arada kinoa ıslatılarak yapılıyormuş, pişmiyormuş. Bunun da infosunu özellikle aldım. Mesela normalde iyi olsaydım, içerisinde tavuk bir de peynir olsa çok hoşuma giderdi. Ama şu anda onlar yok. Bol yeşillikle sebzeli bir salatam var. Bence gayet güzel günün ilk öğünü için. Bu beni doyuracaktır, ben inanıyorum. Sadece arkadaşlar şöyle bakın, karşımda bir kahve tüketiliyor. Bu kahveyi içemediğim için birazcık üzgünüm. Benim bağımlılığım da kahve çünkü. Ben de onun yerine su söyledim. Bol bol su içeceğim ve yeşillik tüketeceğim. Hadi bakalım. Birazcık gümrük müşavirliğinde tadım kaçmıştı. Keyfimi yerine götürdü bu salata. Çok iyi. Alışverişe geldik. Şimdi bütün yeşillikleri, meyveleri toplayacağız. Ve çiğ kuru yemişleri. Eski günden aklıma geldi be. Aldım gelirdik buraya çekim için eskiden. Bizim ne yok burası? Ne alsak acaba? Avokado almak istiyorum. Max 2 tane yerim. Daha fazlasına gerek yok. Başka? Çok güzel duruyorlar. Çilekli bir salata yapabiliriz. Mevsimi değil ama. Muz diyeti. Severim ben muz. Elma evde var. Domates alacağım. Ufaklardan. Başka? Nereden alıyorum? Salata için. Kuzu kulağı falan demişti hocamız. Bakalım kuzu kulağına benzer bir şey bulabilecek miyiz? Çok severim. Aha! Direkt çıktı. Bu arada ben bunu çok severim. Bundan aldık. Güzel salatamıza renk katar. Dereotu alalım. Çok severim. Maydanoz da alayım. Okey.
Brokoli çok gaz yapar. Düşündüm alsam mı diye ama çiğ beni bir gaz bombasına dönüştürebilir. Karnabahar da aynı şekilde. Bunları böyle yediğin zaman çok gaz yapıyorlar. Gaz yapmayacak birazcık daha masum sebzelere bakıyorum o yüzden. Kabak alalım mı? Ben çiğ yemeyi çok seviyorum. Fıstık ezmesiyle müthiş. Bandıra bandıra yerim. Kabak al. Mısır alasım geldi ama onu pişirmeden yiyemem. Hiç meyve almadık. Belki şunlardan da bir. Benim favori budur. Bu hem salatalara da güzel olur. Ben normalde bunu bayağı yemeyi seviyorum. Okey. Evet, bir fiyat tahmini alalım mı? 1300. Tutmaz o kadar. Tutar. Tutmaz o kadar. Sebzeler, meyveler pahalıdır. 1300. Vay. Nokta atışı bildiriliyor mu? Ben şey oynasam kazanacağım ha. Fiyatını bil, senin olsun falan. Öyle bir oyuna katılsam. Buyurun. Ben geldim. Tamamdır, teşekkürler. Yes. Şimdi dolaba koyulacakları dolaba koyalım. Muzumuz var. Ben dolabı yerleştirirken kapı çaldı biliyorsunuz ve yemeğim geldi. Şimdi akşam yemeğinde ne yiyeceğimi sizlere gösteriyorum. Kedilerimin bayılacağı bir şey. Zaten birazcık ipucu vermiştim. Çiğ balık. Çiğ balıklı salata. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyorlar. Bayağı çiğler. Çok çiğ gözüküyor ya. Biraz korkunçlar açıkçası. Tadına bakacağım şimdi. Normalde suşi seviyorum ama bunlar biraz fazla mı çiğ? Hadi somon neyse de şuna bakar mısınız? Bakın şimdi. Tam senlik dostum. Hah. Ben de tadına bakıyorum. Gerçekten hiç sosu yok ya üzerinde. Sıfır sos. Bildiğiniz çiğ et yedim ya. Böyle bir şey zaten. Kötü değil ama çok rahatsız olmadım. Yalan söylemeyeceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Elimle de giriyorum çünkü Yaman'ın da yemesi lazım. Şu anda çiğ diyeti iliklerime kadar hissediyorum. Bunu bildiğim kadarıyla birçok kişi yiyemiyor. Ama ben gayet sıkıntısız bir şekilde tüketiyorum yani. Yaman, Yaman. Zorla aldırdım hayvana ya. Şu etler falan hani olacak şey değil ya. Bakar mısınız? Bayağı kıpkırmızı. Löp çiğ et ve dediğim gibi üzerine hiç sos da dökülmemiş. Ama okey yani. Belki de beni biraz Yaman cesaretlendirdi. O yiyince ben de gaza geldim. İşte insanların evcil hayvanlarından öğreneceği çok şey var değil mi? Yamancığım, kesinlikle öyle. Bitirdik. Şimdi bu akşam bir etkinlik var. Ona hazırlanıyorum. Normalde hep çay kahve içiyordum. Bu tarz diyet videolarında hazırlanırken mutlaka. Şimdi suyum var. Bir ben bir de suyum var. Çünkü çay kahve içemiyorum maalesef. Makyaj yapalım. Hızlıca. ASMR kulaklar patladı. Evet arkadaşlar hazırlandım. Makyajım bitti. Merak etme eve dönerken ben kullanabilirim. Çünkü hiçbir şey içemeyeceğim. Sadece su. Şimdi makyajımı sildim zaten biliyorsunuz. Eventten geldikten sonra karnım acıktı. Hiçbir şey yiyip içemediğim için orada. Elma yiyeceğim bir tane. Elmam çok güzel. Ah, dişlerim acıyor. Çok sert kaldı bana bu ya. Dişlerimin acımasının sebebi çiğ beslenmeye başlamadan bir gün önce dişlerime tel taktırmış olmamdı arkadaşlar. Biliyorsunuz benim dişlerimde bir yamukluk olduğu için hem plak tedavisi hem de tel tedavisi görmüştüm. Fakat dişler doğal haline zaman içerisinde dönme eğilimi gösterdiği için kısa bir süre daha tel takıp düzeltmek istedim. Teller henüz çok yeni olduğu için sert şeylere ısırırken de birazcık ağrıyorlardı. Kameralara poz mu veriyorsun yemiş? Yeah, you got the yummy, 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 yummy. Merhaba. Aslan, bunlar varken ben nasıl dert edineyim ya? Bunlar geliyor geceleri, benim yanımda yatıyorlar. Bütün dertlerim gidiyor arkadaşlar. Yarın sabah erken kalkacağız, o yüzden ben artık gidiyorum.
Günaydın. Madem detoks etkisi yapan bir diyet yapıyoruz, birazcık ruhumuzla detoks yapsın istediğim için Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gideceğim. Normalde hep salonda spor yapıyordum. Bugünkü sporum birazcık farklı olsun istiyorum. Bir şeyler atıştırmak istedim. Şöyle. Okey Ecehan'cı. Evet, yürüyüşe geldik. Hadi koşalım birazcık, sadece yürümek olmaz. Komando. Evet arkadaşlar. Hem detoks yapıyorum hem zihnime botoks yaptırıyorum. Botoks mu? Oha parkur. Koş. Survivor. Çok yüksek. Hadi Meryem hadi. Düşmedi. Helal be. Helal be. Survivor'a katılsam nasıl mı olurdu? Helal be. Meryem işte bu bitirdi. Teşekkürler, teşekkürler. Yeter bu kadar spor et. Yettim sana. Ben bittim. Ben mahvoldum. Ciddi misin? Hayır. Göl var, göl, göle götüreceğim seni. İnşallah yakındadır göl bu arada. Şeyini mi unuttun? Hay düşürdün. Ben mi? Ne bileyim geri baktım korktum. Ben mi düşürdüm sence? Aha. Arabanın anahtarını düşürmüşüm. Nasıl hızlı koştum ama. Meryem Hanım, Meryem Hanım bu sabah nereye gidiyorsun? Meryem Hanım, Meryem Hanım bir ilişki var mı? Var mı? Arkadaşlar hiç konuşmak istemiyorum bu konuları lütfen. Yeni projelerimiz var. Dizimiz çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda. Yeni dizinizin adı duyduğum kadarıyla Sik Koluk abi dedi. Türk televizyonlarında bir ilk biliyorsunuz. Çok güzel, şey çok keyifli gidiyor. Berbat oyunculuk ve boktan senaryoyla milyonlar ekran başına kitlemişsiniz diye duydum. Arkadaşlar lütfen şu anda bu soruları cevaplayamayacağım. Hoşçakalın, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Benden goril falan olmaz, benden şempanze olur. Duba yok, bir şey yok, kahve yok, kahvaltı yok. Oğlum kahve niye içmedin, salak mısın? 45 dakika zaten araba kullandım buraya kadar. Biraz işte ben kullandım. 45 dakika. Tamam tabii, çok oldu. Burada yürü bilinmezliğe. Ara öğünümü yiyorum ben de bu sırada. Temmuz zayıflanırken çiğ kaju. Sadece ben çiğ beslenmiyorum gördüğünüz gibi. Çevremdekiler de buna zorluyorum. Şu anda muhabbet kuşu gibi kuru yemişleri götürüyor. Pelikan ailesi. Ay çok güzeller. Kanatlarını kurutuyor gördün mü? Güneşte. Yürüyüşten geldim arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki çok acıktım. Sabah bir muz yemiştik. Yanına da birazcık meyve yemiştik ama şu anda şöyle güzel bir şey yemek istiyorum. Dün aldığımız şeyleri kullanacağım. Bir avokado, birazcık yeşillik falan. Öyle bir planım var. Hadi. Ha domates güzel. Şu yeşilliklerimizden bol bol kuzu kulağı, ıspanak, çilek. Çok güzel oluyor salatada. Bu salatada ne eksik olacak biliyor musunuz? Biraz peynir. Peynir olsa içerisinde çok iyi olurdu ama peynir tüketemiyoruz. Sirken var mı? Var. Karbonat. Karbonat var mı karbonat? Kabartma tozum var. Hamur kabartma tozu da karbonat aynı şey değil mi? Yok ya biri başka biri başka şey. Oo yeter. Şimdi dereotlarımızı yıkayalım. Ben de bunu çok severim. Ne oldu ya? Bıçakla kestiğiniz zaman vitaminleri kayboluyormuş diyorlar ya. O kadar dikkat ediyoruz madem ona da dikkat edelim dedim. Meryem Can'la birlikte salata yapıyoruz. Ispanak da yıkadım. Ispanak atıyorum içerisine. İlk defa bıçak değdi.
Hazır. Çok güzel gözüküyor bu arada. İştahım açıldı kesinlikle. Şuna bakın. Çok güzel oldu. Şimdi salatamızı tatma vakti, bakalım bu fıstık ezmesi nasıl oldu? Diğerleri zaten çok güzeldir eminim ama şu fıstık ezmesi, bir de en son lime sıktım. Uyum sağladı mı merak ediyorum. Hadi bakalım. Çok iyi olmuş. Aşırı güzel. Ne yiyecek misin bunu ki? Nope. Yemezsin. Kendi yaptığım salata dün yediğim salataya göre çok daha güzel oldu. Vallahi bütün yeşillikleri bitirdim ama hep yeşillikti ya. Gerçi bayağı bir şey vardı içinde. Bir tek domatesleri yemedim. Domates yakışmamış bu salataya arkadaşlar, aklınıza bulunsun. Çok güzeldi ama elime sağlık, güzel yapmışım. Bravo bana. Çiğ beslenme fikrini aklıma sokan videolardan birisinde Fransızların ünlü yemeği steak tartar yapılıyordu. Ya da şöyle mi söylemeliyim? Steak tartar. Daha önce bu yemeğin yapılışını gösteren onlarca viral video karşıma çıkmıştı. Ben de daha önce bu yemeği hiç deneyimlemediğim için bu videoda hazır çiğ besleniyorken sizlerle birlikte deneyimlemek istedim. Bunun için Zorlu Center'da bulunan lüks bir Uzak Doğu restoranına gittik. Tartar aslında zamanında Avrupa'yı işgal eden Moğol savaşçılarına Avrupalıların verdiği ve vahşi anlamında kullanılan bir kelime. Moğollar sık olarak çiğ et tükettiği için bu yemeğin Avrupa'ya Moğollardan geçtiğine inanılıyor. Bunu allayıp pullayıp dünyaya sunansa Fransızlar. Kabaca ince dilimlenmiş sığır eti ya da kıymanın yumurta sarısı, soğan, hardal ve çeşitli baharatlarla karıştırılması ile ortaya çıkan bir yemek. Yine biz o setra havyarı kullanıyoruz, siyah. Güzel. Çok taze türüf mantarı. Bizde hazırlanan versiyonu ise birazcık daha Uzak Doğu yemeği olarak yorumlanmıştı. İçerisine bir deniz ürünü olan havyar da eklemişler. Etin altında ördek yağında kızartıldığı söylenen bir patates vardı. Pişmiş olduğu için onun tadına bakamadım. Güzel miydi? Güzeldi. Tabii ki bu iki küçük parça ile doyamayacağımız için avokadolu yeşil salata ve somon sashimi de sipariş ettik. Steak tartar beklediğimden çok daha lezzetliydi. Eğer yediğim şeyin çiğ et, çiğ kıyma olduğunu bilmesem asla ona çiğ et demezdim. Daha çok tadı sushi'ye benziyordu. Normalde ete olan tavrımı biliyorsunuz, özellikle kırmızı ete. Asla çiğ kırmızı et yiyor gibi bir vibe yoktu. Ben iğrenmedim açıkçası, aksine lezzetli buldum hatta. Genel olarak her şey bence çok lezzetliydi. Yediğimiz bütün yemekler bayağı iyiydi. Toplamda da 3500 lira hesap ödedik. Eğer lezzetli olmasalardı birazcık üzülürdüm. Fakat doymuş muydum? O konuda bazı soru işaretleri vardı. Eve döndük. Şimdi ben makyajımı temizleyeceğim. Ama ben yolda acıktım. Şimdi makyajımı sildikten sonra bir ufak atıştırmalıklar hazırlayacağım kendime. Çünkü bu şekilde olmaz. Güzel bir restorandı, keyifliydi. Fakat doymadık. Yani doymayınca insan doymuyor. Sashimiyle, nigiriyle beslenemez arkadaşlar. Pahalı. Bir salatası bile dün pahalıydı, dışarıdan söyledim. 550 liraydı yani. Her günde yiyemezsin. Yiyebilecek imkanım olsa yerdim ama. Kedilerime de verirdim çünkü. Onlar da seviyor. Onlar için de çok faydalı da işte. Ekonomi. Böyle. Her gün ben 550 lira bir öğüne versem. Hadi 550 deme. 400 de. Dün söylediğim 400 ya da 350 bandında bir şeydi. Gene fazla. Hepiniz yiyin, hepiniz. Seven inşallah her gün yesin. Tartar her gün yenmez de balıklar yenir. Hop. Kendime arkadaşlar bir meyve tabağı hazırladım. İçerisinde muz ve elmalar var. Muz biraz fazla kaçtı. Muzun hepsini yemeyebilirim. Ama acıktım. Tatlı niyetine hem yemeğin üzerine. Bu diyetin bana şöyle bir artısı oldu. Ben normalde hiç meyve yemiyordum. Abi meyvenin de içerisinde şeker var. Meyve şekeri almaya ne gerek var? Hala bazı noktalarda böyle düşünüyor olabilirim ama çok şey tüketiyordum mesela ben. İşte sağlıklı olduğu söylenen, sadece içerisinde buğday olan, hurmayla tatlandırılmış, coffee shoplarda satılan şekersiz, işte atıyorum glutensiz kurabiyeler. Onları yiyeceğime aslında bu tarz meyveleri yemek çok daha mantıklı. Mesela bunları yediğim zaman yanında çok fazla kafein de aramıyorsun. Ya da çay, öyle şeyler aramıyorsun. Ama onları yediğim zaman mutlaka yanında bir kahve olacak. Böyle bir artısı da var mesela. Şeker ihtiyacımı o tarz şeylerden değil de onun içinde hurma var. Böyle meyvelerden doğal almak bana daha iyi oldu.
Benim için diğer yaptığım diyetlerle kıyaslanamayacak derecede kolay bir diyet olmuştu. Çok fazla özlediğim besin de olmadı diyet sürecinde. Yalnızca kahveyi özledim biliyorsunuz. 48 saat sonunda sonuçlarımı öğrenmek üzere yine Nida Hoca'nın yanına gittim. Sonuçlar hepimizi çok şaşırttı. Özellikle beni çok şaşırttı. Çünkü arkadaşlar bu diyetin sonunda kilo almıştım. Nasıl olmuştu ya? Nasıl olmuştu? Ama olmuştu. Bir de hocam siz bana fıstık ezmesi yiyebilirsin demeyecektiniz ya. Çok mu yedin? Meyveleri falan bandırıp bandırıp yedim. Bence onun da etkisi var arkadaşlar. Fıstık ezmesini eğer bu diyeti yapacaksanız tadını kaçırmayın. Fıstık ezmesinin kalorisi çok yüksektir. Biz kilo alma diyetlerinde daha evet. Çok kullanırız. Ama senin buradaki kilo artışının sebebi çok aşırı fazla yediğin fıstık ezmesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü seni artık tanıyorum. Porsiyonlarını da biliyorum. Muhtemelen sen yoğun spor sonrasında kasların su olup şişti. O nedenle kilo almış gibi görünüyorsun. Sen normal dijital tartında bile yarın sabah tartılında bundan daha düşük çıkacaksın. 57.6 kilo olarak başladığım çiğ beslenme diyetini 57.9 kilo olarak tamamladım. Yani tamı tamına 300 gram almıştım. Neyse ki kas ve yağ oranımda çok fazla değişiklik olmadı. Zaten diyetisyenimin söylediği gibi bu aslında kilo vermek için yapılan bir diyet değil. Tamamıyla bağırsakları rahatlatmak amacıyla, detoks niyetiyle yapılan bir diyet. Bir diyet yalnızca 2 günde de değerlendirilmemeli aslında. Çünkü ben kendi yaşadığımı biliyorum. Bağırsaklarım çok rahatladı. Kendimi asla kilo almış hissetmiyordum. Süreçte ben oldukça keyif aldım ve yediğim şeylerle de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sizlere bu diyeti tavsiye eder miyim? Açıkçası 2-3 gün bağırsaklarınızı, midenizi rahatlatmak istiyorsanız kesinlikle deneyebilirsiniz. Ama kilo vermek için yapmanız çok da mantıklı gözükmüyor gibi sanki. Çünkü normalde ben kilo verebilen birisiyim, rahat kilo verebilen birisiyim. Ona rağmen kilo aldım. Bu hafta sizlerle birlikte son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan çiğ beslenme diyetini denedik. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Başka denememi istediğiniz bir diyet var mı? Yorumlarınızı da bekliyorum. Güle güle.